Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir seviye yükseltme ile birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomuzda da Kitty'yi, 6 yıldız Kitty'yi biliyorsunuz Arena'dan almıştık arkadaşlar. Ah, 178.4 MB kasarak tam 100. olduk. Tam böyle sınırdaydık arkadaşlar. Bir R2 atalım. Elimizde R2 malzemeleri var. R3 için malzeme yok ama artık Kitty'de rahat rahat deneme yapabilirim. Gel bakalım. Şöyle birazcık mutant basalım. Mutant izoları bas bakalım. Kitty'nin savaş puanı oldukça güzel arkadaşlar ve kopyasızken de oynanabiliyor. Tabii ki her hero kopyalarımızsa daha iyi olur. Gel bakalım. Kitty'ye basıyoruz arkadaşlar. 20 olduk. Ondan sonra cima 27 oldu. Ha gayret, R2'ye bir şey kalmadı. Evet, bütün mutantları bitirdim abi. Bundan sonra sıradan olabiliriz. Allah ne verdiyse sıradan yapıştırabiliriz. Ya, oha, savaş gücüne bak. Saldırı ustalıkları da çok uyumlu. O yüzden savaş gücü bu kadar iyi oldu. Buraya hiç olsa bayağı coşacak, gidecek. S5'im var ama geri kalanlarda da eksiğim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi S5 var, geri kalanlar eksik. 3 tane mutant S5'i var. Ha, bayağı doldurmuşuz ortada. Gel bakalım, bunları da sıradan alalım. Şimdi gelelim arkadaşlar Kitty'yi test etmeye. Ufak ufak başlayalım bakalım. İlk olarak klasik kobay faremizden başlayalım. Sinerjisiz de çok çok rahat deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kitty'nin esprisi şu, kendi üzerine hüner oluyor ve görünmez alabiliyor. Ama bir de ısı yükü alması lazım. Bunun için de L1 veya L3 atmanız lazım. Artık orada olay size kalıyor. Birçok sinerjisi var. Hadi sinerjilerine ufaktan bir bakalım. Mesela Ghost sinerjisi gayet güzel. Bunu geç. Bu fena değil. Yine bu fena değil. Bu fena değil falan filan. Bir de yanına beyaz manyet atalım. Beyaz manyet da güzel ve etkili. Dediğim gibi burada Kitty ile L1 veya L3 spamlayarak, tabi abartı yüksek, yani maksimum çıkabileceği hasara çıkmak için L1 ve L3 spamları, L1 veya L3 spamları yapmanız gerekecek arkadaşlar. Size kalmış bir şey. Biz her ikisini bir deneyelim bakalım. Hangisi daha etkili olacak? İlk olarak L1 spamı ile oynayalım. Geri tepmelerin %80'ini yemiyoruz arkadaşlar. Tabii ki görünmez haldeyken, ısı geçileceği zaman. Şart. Bu arada hiddetlerimin de maşallah var. Ah be, atlayamadım boyut. Hemen leyebilelim. Güzel. Evet, üzerimizdeki termometre, termostat neyse artık abi, çalışmaya başladı. Biraz kısa soluklu oldu ama. Evet, lanet olası sıkış askeri. Ve bu saçma gameplay'i. Biraz daha L1 spamlayalım. Yalnız L1, oha, 16.000 falan verdim. L1 atı atı öldüreceğim zaten elemanı. Çat. Ya da o kontrol problemleriyle beni öldürecek, ikisinden biri. Şimdi hünerlerimiz de geldi. Hazırsanız şöyle güzel bir L2 atalım arkadaşlar. Gayet abartı bir özel saldırı, 2 hasarı mevcut. Kaç combo da almış? 71 combo da almış. Tabi L3'den ziyade L1 ile çok oynayabildik. Şimdi burada L3 ile oynayalım. Bir kere L3 attıktan sonra arkadaşlar 2 kere L2 çıkabiliyorsunuz ortalama.
Biz de öyle yapalım. L3'e çıkartalım karakteri bu sefer de. 71 komba fena değil. Yani bir R2 karakter için ortalama bir hasar gücü. L3'e çıkıyoruz arkadaşlar. Bu sefer de L3'e çıkıyoruz. İnşallah çıkacağız. Şöyle yapıştıralım tekmiyi. Şöyle güzel bir ağır saldırı. Ağır saldırı da güzel vuruyor ha. Çılgın. Bunun garanti kritik sinerjisi de var. Sanıyorum Nemrut'laydı. Daha Nemrut henüz oyunda değil ama. Tamam. Rakip sersemken L3 attığım için arkadaşlar. Aynı zamanda boyut atlamış haldeydim. Sanıyorum öyleydim. Boyut atlamışsam eğer 4 saniye sürecek demektir. Atlamamışsam 2 saniye sürecek demektir. Şimdi termostatım artıyor. Ben de hacılar ne yapıyorum? L2'ye doğru gidiyorum. O zamana kadar da hüner kasıyoruz. Tam 400 olmadı ama Allah bereket versin olduğu kadarıyla. Ve arkadaşlar L2'm geliyor. Sanat eseri gibi. Çok kaliteli L2'si var. Çok. Çat. Bir daha L2'ye doğru gidiyorum. Hadi Allah sonumuzu hayır etsin. Ve arkadaşlar bir de iki de atıyorum sanıyorum burada mefta olur kritik gelirse geldi ve mefta etti kaç combo da aldı 84 combo yani L1 ile sanki daha iyi gitti gibi ne diyorsunuz sanki L1'i daha güzel götürüyor bir daha oynayalım bu sefer kış askeri L3 arkası L2 deneyelim Kaptan Marvel'da L1 ile deneyelim öyle bakalım. Ondan sonra da Efsaneler Labirenti'ne geçelim. Orada deneyelim karakterimizi. 6 yıldız R2 bu arkadaşımız. Ve kesinlikle kanama Zero açık oynamaya efsane derecede müsait. Gel bakalım hacı. Şimdi sana karşı önce L3 deneyeceğiz. 19 tane. 20 lira çıktı. Gerçi max diyebiliyoruz der sayımız. Biraz daha yükseltebiliriz ama o da zamanla inşallah acı. Gel bakayım. Şöyle boyut atlamış halde L3 atıyorum ki L3'ten sonra uzun bir süre yani 4 saniyelik bir boyut atlamam olsun. Bir öncekinde L1 spamlayarak denemiştim. 42.000 vurdum bu arada hiç fena değil. L3'te 42.000. Şimdi L2'ye gidiyoruz. Aa çok enteresan. Siper almadı. Normalde böyle şeyler yapmazdı ama hayırlısı. Değil mi? Yoksa kontrol problemi diye bir şey yaşamıyoruz hiç. 14 hüner yaptık. 17 hüner yaptık. Ve 20 hüner. Hazırsanız acılar güzel bir L2 bekliyorum. 44, 34, 11 falan filan. Aslında son ikisi de kritik gelse de fena olmazdı. Beceri sınıfına karşı yani sınıf bonusu kazandığı zaman tek L3'te 400'e çıkartıyor ısıyı. O pasife falan da çeviriyor. Şimdi atacağım L2 ile patlayacak. Ah be şey yapamadım. Boyut atamadım öyle bana. Atla artık şu boyutunu. Güzel. Bakayım bir öncekinde 71 kombo almıştı. Bu sefer kaç kombo almış? 89. L3 arkası L2 arkası L2 oynadım arkadaşlar. Kombo sayısı yüksek geldi. Bir öncekinde L1 oynadığında 71 combo da almıştı. Bunu şimdi sadece L1 oynayarak deneyeceğim. Full L1'lerle yakıp
arkasına yetişirse L2 atmayı deneyeceğim ama sanki full L1 oynamak daha iyiymiş gibi hissettirdi bana. Hem yüksek hasar veriyor, hem güzel yakmalar veriyor. Of of, Allah bereket versin. Vur vallahi suyundan da koy ablacığım, hiç sıkıntı yok. Şöyle bir L1 basalım. Evet. Yakmalar çok iyi. Ve çok uzun sürüyor. Yani bütün yakmalar bitmiyor arkadaşlar. Hepsi bitmiyor. Sırayla tek tek bitiyor. Ama burada tabii asıl espri boyut atlamışken L1'leri atmakta. O zaman daha fazla kritik. Baksana ne kadar güzel veriyor. Çok güzel yakma hasarı veriyor. Sanki L1'lerle oynamak daha iyi. Of of. Bayağı yüksek hasar verdi. 16.000 16.000'ler falan sektirdi. Ve ısılarım sürekli yüksek kalıyor. O da ayrı bir güzellik. Yok ya, L1 sanki daha Jinx gibi duruyor. Hemen bir L1 daha basalım. Oo, çok iyi hasarlar. Bir güzel tabi de daha yakıyoruz, o da ayrı. Isımız ne kadar fazlaysa özel saldırı hasarlarımız da ona göre yükseliyor arkadaşlar. Bir daha L1 verelim. Çok güzel hasarlar veriyor. L1 hasarları gayet güzel. Farkındaysanız L2'yi aramıyorum. Gözlerim L2'yi aramıyor. Belki Winner'i 20 yapamıyorum ama açıkçası gözlerimde hiç aramadı. Çok da rahat dövdüm. Yani zahmetsiz bir dövüş. 87 combo. Çok enteresan. Acaba nasıl oynasak daha karlı? L1 mi? L3 arkası. Bence L1 ile gitmek daha iyi. Paso L1 ile gidilir. Duruma göre L2'ye de çıkılabilir. Hadi gidelim. Bu sefer de vicdansız Star Lord'un olduğu yere biraz sınıf bonus yiyeceğiz ama şimdilik gördüğüme göre full L1 oynamak, L2 ile de tetiklemek daha iyi gibi geliyor bana. Full L1 oynayıp. L1 hasarları çok yüksek. Yani denk geldi mi 30-40 binlik falan kritikler geliyor. Verdiği yakmalar da uzun sürüyor. Ve yüksek hasar verdi. Sevdim onları da. Bir de karakterin oynama mekaniği kolay arkadaşlar. Oynama mekaniği kolay. Tabii ki derecesi, top listesindeki yeri için çok acele etmemek lazım. Ya, sakin olalım. Ablamız gelsin turnuvaya biraz alışsın. Gel bakalım Star-Lord. Şöyle bir de... Ah be, kaçmasaydın ne güzel olurdu ya. Oo güzel. Bloğunu atmamıza rağmen yakmaları yedi. Bir daha L1 atalım. Doldukça L1 atabilirim. Nasıl geri tepme yemiyorum arkadaşlar. Yani %80'ini yemiyorum. Kopya olduğu zaman %100'ünü yemiyor. Öyle bir yakışıklı. Devam edelim. Yine doldukça L1 atalım. Ve unutmayın, boyut atlama modundayken atıyoruz. Çok güzel L1 hasarları geliyor. Duruma göre bakarım abi. Eğer ısı yüküm yeteri kadar yükselmişse L2'ye de çıkarız. Mesela şu anda fena değil sanki. Ama ben şimdi dayanamadım, bir L1 daha bastım. Çok güzel yakma hasarları veriyorum. Ve altılı falan bir ikinci de arkadaşlar. Tek tek attığı için üzerinden bayağı uzun kalabiliyor. Şu anda ısı yüküm yeteri kadar güzel. 400'lere çıktı. Bu sefer bir L2 deneyeyim. Ve L2'yi basıyorum. Evet, L1 arkası L2 denemek keyifli oluyor. Güzel gözüküyor. Kaliteli gidiyor mevzular. Isı yüküm hala gayet güzel. Bitti sonunda ısılar bitti. Çok düşmeden hemen bir layer daha spamlıyorum. Burada karakterin arkadaşlar sanki combo sayacına çok da bakmamak gibi geliyor bu karakter için diyorum. Fena değil ama yani bir combo sayacı karakterine de benzemiyor. Oldukça hızlı oynuyor bu arada oyunu. Bir de güven veriyor. Yani ben bayağı güven verdi. Bir de L1'leri sanki şey atmak lazım. L2 dolmaya yakınken atınca daha uzun sürebilir hissiyatı var. Dediğim gibi ne kadar çok oynarsak
Oha 21K'lar geldi. Yani rakibin üzerindeki yakmaları biriktirdikçe hayda yine bir lag geldi ya. Şöyle bir ileri geri yapalım. Güzel. Bu birinci yakmamız olsun. Efsane yakma hasarı veriyor ya. Hem de kritik de veriyor. Oyunda yakma özelliği olan kartlar bu kadar veremiyor. Güzel. Yine yakmaları biriktirdim. Bir tane daha L1 atayım diyorum. Yeteri kadar biriktiriyorum üzerinde. Şu anda tekrardan bir 400'e çıktı. Çıkmışken L2 atmamak olmaz. Hemen L2'yi basalım. Ah, efsane şey. Herhalde orada bir 150-200 bin falan vurmuşumdur. Hasarlar güzel. Ama dediğim gibi şey karakteri değil. Combo sayıcı karakteri değil. Onu nasıl yakalamak ya? Bu arada oyun içerisinde çok güzel bir şekilde de sağlık basıyor. O yüzden de kanama zehir açık kesinlikle oynanmalı. Hemen L1 spamlıyorum. Isılarımız fazla düşmesin. Önemli olan bizim üzerimizdeki ısılar. O bizim özel saldırı hasarımızı arttırıyor. Çok iyi yakma hasarı. Dediğim gibi karakterin en önemli esprisi oyun mekaniği. Oyun mekaniği gayet güzel. Kim tasarlamışsa çok güzel tasarlamış karakteri. Bunu tasarlayan mühendis Kabam'dan ayrıldı arkadaşlar. Kabam'dan ayrıldı. Bunu Herkül'ü tasarladı. Kabam'la irtibatı koparmışlar. Sanıyorum Kabam elemanı göndermiş, demiş ki bu kadar güzel yollar niye çiziyorsun lan, vicdansız demiş. Batıracaksın mı bizi, oysa biz ne kadar güzel gidiyorduk falan. Aralarında bir miktar münasebetsizlik olmuş. Ver şöyle güzel bir L2. Aşırı güzel hasarlar, aşırı güzel. Isınız da öyle çok hızlı düşmüyor. Ver L1'i. Hop düşen ısıyı tutalım hemen. Gel bakalım sen. Hemen bir L1 daha. Tamam artık L2'ye bence gönül rahatlığıyla çıkabiliriz. Bu arada kendi doğal datası da çok güzel arkadaşlar karakterin. Kendi kritik oranı da güzel. Tek şeyi böyle biraz sağlık kabuzu az ama bence çok bir problem değil. Çünkü inanılmaz güzel sağlık dolduruyor. Bir daha L2 atıyorum.
Harikulade ya bu L2 hasarları. Çökertiyor yani. Sen şu anda bir L1 daha patlatabilirim şöyle. Güzel. Artık kaç kombo sürdüyse. Yine 400 ısıya çıktık. Bu ne demek? Gol 2 demek. Şöyle yakışıklı bir de L2 atalım. İnanılmaz güzel hasarlar veriyor L2'si. Belki L2'yi daha çok kullanmak gerekir. Mesela ısı yükü yokken acaba nasıl L2 atar? İşte bunları hep arkadaşlar zamanla inşallah deneyeceğiz. Nereye kaçıyorsun Windy? Acaba kaç konmuş sürdü? 400-500 sürdü mü? 500 combo sürmüş abi. 500 combo'da 3 M'yi almış. Tabii ki uzun sürmüş yani. Çok çok daha kısa da alanlar var. Ama değil mi, bir karakteri tabii ki denemek lazım, test etmek lazım. Doğru oynanış şeklini veya şekillerini de bulmak için tabii ki devam edecek arkadaşlar. Şu an için test aşamasında karakterimiz. Sizce nasıl, yazabilirsiniz arkadaşlar aşağıya. 10 üzerinden kaç verirsiniz? İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.